Saadet Hanım'ın geldi. Her iş kaldı ayol. Ay, daha perdeleri de yeni koyduk çamaşır makinesine. Anne, neden gelmiş o kadın? Ay, ne bileyim ben. Ankara'ya gelir gelmez soluğu burada almış. Daha babanızın öldüğünden bile haberi yok. Belki eli bir iş için gelmiştir. Ne demek kız? Mirza ablamı sorup duruyormuş. Aa, Mirza ablanı nereden hatırlasın? Leyla? Çiftlikte karşılaşmıştık. Mirza at biniyordu. En son o zaman görmüştüm. E niye sormuş seni? Canım merak etmiş sormuş işte. Boş verin şimdi, ben yemek hazırlayayım. Kaçma abla. Umurunda değilmiş gibi yapma şimdi. Zaten Mirza'nın çiftlikte sana verdiği kolyeyi de hala saklıyorsun. Görünce verirsin artık. Deniz, bana bak. Ay iyi, boş boş konuşup kafamı şişirmeyin ayol. Aa, Mirza kim, ablan kim? Daha bir sürü işimiz var. Çamaşır makinesinden perdeler çıkacak. Onlar kurumadan asın, kırışmasın. Yemeği de koyun. Abla, perdeleri ben assam olur mu? Sen dinlen biraz, izin günün zaten. Sen ödevlerini yap canımın içi. Ben hallederim. Abla lütfen bir kerecik ben assam. Yapabilirim bak valla. Kırıştırmam, dikkatli asarım. Hem ne olur bir denesem. Ben hallederim. Sen kendini yorma şimdi. Haklısın tabi. Ben bacaklı hiçbir şey yapamam. Beceremem öyle şeyleri. Aa, Deniz. Kızım. Deme öyle şeyler bakayım. Aa. Bunun için demedim canımın içi. Sen istesen her şeyi yaparsın. Bilmiyor muyum sanki? Hem perdeleri asmak hoşuma gidiyor. O yüzden dedim. Bak şöyle yapalım. Sen toz al, ben perdeleri asayım. Olur mu öyle? İyi madem. Ben Huriye'ye gidiyorum dizi izlemeye. Ay, bugün heyecanlı gün. Çocuğun DNA'sı çıkacak. Burası çıkmamış, burayı da. Leyla, çorba ocakta, onun terbiyesini yapıver, tamam mı kızım? Tamam anne. Yoğurt da kalmamış. Neyle yapacağım terbiyeyi? Ablacığım, yoğurt kalmamış, ben gidip alıyorum. Ocağın altını kıstım, sen yine de kontrol edersin. Abla bari bakkala ben gitsem. Bir koşu gider gelirim, sen işine bak. Ben koşup gidemem tabii. Haklı. Ne var sanki yardım etsem? Omzundaki yükü azaltsam? İzin gününde bunlarla uğraşıyorsun. İdris Bey, babaannem evde de yok. Nerede bu kadın? Siz çıktıktan sonra güvenlik taksiye bindiğini söyledi efendim. Hemen taksi durağını arasınlar, nereye gittiğini öğrenin. Hemen. Selamın aleyküm. Babaanne, sen neredesin? Ben senin gibi değilim evladım. Öyle insanları kovup rahatça oturamıyorum. Daraldım, şöyle biraz dolaşmaya gittim. Peki babaanne, telefonu da kapatmışsın. Sana ulaşamadım. Lütfen yapma. Telefonun her zaman açık olsun. İdris Bey, her şey hazır mı? Hazır efendim. Toplantı odasına geçebiliriz. Geçelim madem. Hoş geldiniz efendim. Thank you.
Yönetim kurulu üyeleri de birazdan burada olur. Bir an önce imzaları atalım. Artık her seferinde yönetim kurulunun keyfini bekleyecek halimiz yok. Değil mi babaanne? Kızım. Getir bakayım sözleşmeyi. Okumadan imzalanmaz, değil mi? Sağ ol. Misafir. Uygundur. Burası da iyi. Tamam İdris Bey, tamam. Yalnız bir madde eklenecek. Baban ne maddesi? Ufacık bir madde. Sonuna şöyle. Eklemezseniz imzalama. İdris Bey, babaannem ne istiyorsa ekleyin. Buyurun Saadet Hanım, dinliyorum. Yaz İdris Bey. Hisselerimin devri için Mirza Ateşoğlu'yla Leyla Yılmaz'ın 2 sene evli kalması gerekmektedir. Bunu olduğu gibi tebliğ ederim. Ne? Yaz İdris Bey, tebliğ ederim. Babaanne sen ne diyorsun? Ne evliliği? Leyla Yılmaz da kim? Aa, oğlum. Bizim çiftlikteki Leyla. Anasıyla babası bizde çalışıyordu. Mehmet'in kızı. Çiftlik mi? Hatırlamıyorum. Leyla'yı gördüm. Pek bir güzel olmuş. 10 parmağında 10 marifet. Çok güzel kız. İyi kalpli de. Kanatsız melek. Sokakta fenalaştım, benim kim olduğumu bilmeden kız bana yardım etti. Bu zamanda böyle kız hayatta bulamazsın. Mirza. Al, evlen. Mutlu bir yuvan olsun oğlum. Hı? Babaanne, aklına ne kurdun bilmiyorum ama Leyla Yılmaz kim? Onu da tanımıyorum. Lütfen imza at, işimize bakalım. İmzalama. Maddeyi oraya koy, kızla evlen, imzalayayım. Babaanne sen ciddi misin? Oğlum, böyle şeyin şakası olur mu? Eğer evlenirsen imzalarım. Evlenmezsen imzalamam. Keyfim bilir. Ha bu arada, son sözüm bu. Hı? İdris Bey, Leyla Yılmaz'ın adresini bulun bana. Hemen. Kolay gelsin Ahmet abi. Sağ ol Leyla kızım. Rotanız yeniden hesaplanıyor. Rotanızdan çıkın, 50 metre sonra sağ dönün. Sen de beni aynı yere döndürüp duruyorsun. Mirza?
Müzik